Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde stil kodlarımızı yani CSS kodlarımızı sayfamıza 3 şekilde belirteceğimizi, belirleyebileceğimizi, yazabileceğimizi belirtmiştik. 2 şekilden bahsedip 3. şekli de bu dersi ertelemiştik. Bu derste 3. şekli en çok kullanacağımız şekli belirteceğiz arkadaşlar. O da şu, dışarıdan bir CSS dosyası oluşturursunuz. Daha sonra sayfanızda ona bir link verirsiniz. Daha sonra da burada arkadaşlar kodlarınızı yazmaya başlarsınız. Onun için yeni bir dosya oluşturuyorum. Buna stil dosyası diyorum. Stil dosyası nokta CSS. Bu CSS kısmı önemli arkadaşlar. CSS dediğimiz şey bu. CSS yani CSS. İngilizce okunuşu. Enter diyorum. Şimdi stil dosyasını oluşturduk. Bu iki dosyanın birbiriyle iletişimini işte bu şekilde sağlıyoruz. En son HTML dersimizde link elemanından bahsetmiştik. Link elemanı bu işe yarıyor. CSS dedik. Href bölümüne arkadaşlar hemen stil dosyamızı gördüğünüz gibi hemen tanıdı. Enter diyorum. Burada şöyle tipini de belirtiyoruz. Tip diyoruz. Ne arkadaşlar? Text CSS. Text CSS arkadaşlar. Tipimiz bu. Böyle bir dosyamız var demiş oluyoruz. Bu dosyamız böylece bu dosyanın içindeymiş gibi oluyor arkadaşlar. Yani şu an bu iki dosya birbirine bağlı hale geldi. Peki bu dosyadan şu dosyanın içindeki bir elemana, bir elemente nasıl müdahale edebiliyoruz? Şu şekilde arkadaşlar. Selektörlerle. Selektör ne olduğunu daha önce söylemiştim arkadaşlar. Selektör demek seçici demek arkadaşlar. Sayfadaki elemanları nasıl seçeriz? Öncelikle burada olduğu gibi IDC ile seçebiliriz. Böylece belirli bir tane elemana ulaşmış oluruz. İkincisi, eğer belirteyim birincisi hakkında eğer IDC ile yani kimliğiyle erişiyorsak başına kare işaretini, sharp işaretini koyuyoruz. Veya arkadaşlar class şöyle class'ı ile ulaşabiliriz. Class'ı ile hemen class'ı ile ulaşalım burada. Class'ı ile ulaştığımızda ise başına nokta koyuyoruz. Belirli bir sınıf demiştik. Bakıyorum hemen. Belirli bir sınıf. Evet arkadaşlar. Nokta belirli bir sınıf dediğimiz zaman önceki sayfadaki bir class'a ulaşmak istediğimizi belirtmiş oluyoruz. Burada hemen bir özellik vermiş olalım. Bir property demiştik değil mi buna? Background color diyelim arkadaşlar. Arka plan rengi verelim. Şöyle renkler içinden bir renk seçiyorum. Noktalı virgülle kapatıyorum. Bir sonraki özelliği belirteceksek eğer, yani bu class'lara başka özellikler vereceksek ki hemen verelim. O zaman rengini de ne yapalım? Mavi olsun. Rengi de mavi olsun arkadaşlar. Özelliklerin arasını noktalı virgülle ayırıyoruz. Şöyle aşağı satıra inmem ise arkadaşlar kod disiplini gereği daha güzel görünmesi için yapıyorum. Yoksa şöyle de yazabiliriz arkadaşlar. Hiçbir farkı olmaz. Bu şekilde de yazılır. Bu şekilde bellekte daha az yer tutar. Daha az boşluk olduğu için. Bunları daha sonra biraz daha detaylı değinmeye çalışacağım. Şimdi kaydediyorum arkadaşlar. Sayfamı yeniliyorum. Bakalım olmuş mu? Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Şunun renginin değişmediğini görüyoruz. Bununkisi ise değişti arkadaşlar. Siyahtı. Mavi rengine dönüştü.
İşte burada bugünün yani bu dersin en önemli konularından birini belirtmiş olalım. O da şu arkadaşlar. Bir sayfanın içine her üç şekilde de CSS kodlarımızı yazdığımız zaman hangisi aktif olacak? Yani aynı elemana birden fazla şekilde aynı özelliğini değiştirmek istedik. Örneğin rengini. Ne yaptık arkadaşlar? Şuradan IDC ile erişerek sayfa içinde renginin şöyle olduğunu belirttik. Turuncunun bir tonu. Sonra aynı elemana buradan ulaşarak renginin mavi olduğunu belirttik. Ve gördüğünüz gibi sayfanın içindeki kodu dikkate aldı. Hatta eğer üçüncü şekli alırsak, yani buradaki hiyerarşi şu şekilde işliyor. Önce bu satır içi dediğimiz inline kod. Inline. Bu in page yani aynı sayfa içi demek olmuş oluyor. Internal style sheet diyoruz. Yani sayfa içinde. Bu ise inline yani satır içinde. Burada rengini belirtelim. Yani aynı öğeye arkadaşlar birçok yerden ulaşarak rengini değiştirmek istiyoruz. Hangisini dikkate alacak? Hiyerarşik olarak en üstte yer alan bu arkadaşlar. Önce bunu dikkate alır. Buradakilerin ise arkadaşlar hangisi? Önce sayfa içindeki, daha sonra şuradaki dikkate alınır. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Bu şöyle oluyor. Bazen aynı öğeye burada bir özellik belirtiyorsunuz. Sonra burada da bir özellik belirtmiş oluyorsunuz. Buradan değiştirmeye çalışıyorsunuz. Burada ne yaparsanız yapın, şu yazının rengini değiştiremezsiniz. Çünkü siz bunun rengini şurada belirttiniz. Buradan değiştirmeniz gerekiyor. Ya bunu silersiniz böyle komple ya da değiştiremezsiniz. Bu şekilde kalmış olur arkadaşlar. Bu derse son vermeden önce şöyle bir konuya da bir değineyim. CSS dosyalarımızın içine arkadaşlar yorum satırları yapabiliyoruz. Yorum satırı ne demek? Kod olarak algılanmayan satırlar demek. Bir slash işareti koyuyoruz. Yanına hemen bir yıldız, bir yıldız daha koyuyoruz. Daha sonra tekrar slash. Bu araya yazacağım kodlar tarayıcı tarafından okunmuyor arkadaşlar. Pas geçiliyor. Yani bunlar CSS kodu değil demiş oluyoruz. Niçin bunu kullanıyoruz? CSS dosyalarımızda bütün kodlamalarda bu işimize yarayacak arkadaşlar. Yazdığımız kodu unutmamak için, bunu niçin yazdığımızı unutmamak için kullanıyor olacağız. Şimdi hemen bir örnekte vereceğim. Buraya yazacağım yazılar tarayıcı tarafından değerlendirilmez. Bu kadar arkadaşlar. Yani ne yapmış olduk? Şimdi şöyle. Şu işe yarıyor. Örneğin diyorum ki burada bir eleman değil de elemanları diyelim. Elemanları klaslarına göre çağıracaksak selektörün şöyle yazılıyor İngilizce selektörün başına nokta koyuyoruz. Nokta koyuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle hemen ikinci bir selektörden bahsedelim. Bu da ne? Klası ile değildi arkadaşlar. Şöyle direkt tagıyla çağırdığımızı düşünelim. Eğer direkt eleman ismi yazılacaksa başına herhangi bir şey koymamıza gerek yok. Örneğin body arkadaşlar.
sayfamızın body'sine ne yapalım? Bir background color verelim. Bir arka plan rengi verelim arkadaşlar. Şöyle bir renk olsun. Sayfayı yeniliyorum. Daha doğrusu kaydediyorum burayı. Gelip sayfamı yeniliyorum. Yenilediğim zaman gördünüz arkadaşlar. Şöyle bir renk elde etmiş olduk. Biraz daha koyu bir renk verirsem herhalde daha açıklayıcı olur. Biraz daha belli olacak bir renk. Kırmızı bir renk oluştu. Değiştiriyorum. Daha kahverengimsi bir renk oluşturuyorum. Sayfayı kaydediyorum. Gelip sayfamı yenilediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar body'ye bu şekilde ulaşabilmiş oldum. Yani ID ile ulaşmış olduk şurada. Class ile ulaşmış olduk. Burada elemanın direkt ismi ile, element'in direkt ismi ile ulaşmış olduk. Burada böylece arkadaşlar ne yapmış olduk? Stil dosyalarımıza, yani stil kodlarımızı elemanlarımıza ulaştırmış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.